Şimdi size Google haritalardan z indeks ile yapılan CSS konumlandırma örneği göstereceğim. Büyük ihtimalle birçoğunuz daha önce aradığınız bir yeri bulmanıza yardımcı olması için Google haritalar ya da benzeri bir harita uygulamasını kullanmışsınızdır. Bu haritalar gerçekten de harika. Etrafta gezinebilir, yakınlaştırabilir, uzaklaştırabilir ve bir yerleri aratabilirsiniz. Mesela ben şu an Barcelona'da olduğum için buradaki muhteşem yerlerden biri olan Sagrada Familia'yı aratıyorum. Bu aslında HTML, CSS ve JavaScript'ten oluşuyor. Ama şimdi size asıl buradaki Z indeksleri göstereceğim. Haritada gördüğümüz tüm bu farklı elementler var ya, bunların hepsi birbirinin üstüne CSS kullanılarak konumlandırılmıştır. Z indeks ise bunların sıralamasının doğru olduğundan emin olmak için kullanılır. Şimdi Chrome Kontrol Panelimi kullanarak size birkaç şey göstereyim. Köşedeki bu mini haritanın mutlak konumunda alt ve sol konumlar 0, Z indeks değeri ise 1 değerinde. Bu durumda bu mini harita Z indeksi 0 olan bir şeyin üzerinde konumlanmalı. Farede sağ tuşa tıklayınca bazı seçenekler gösteren şöyle bir kutucuk açılıyor. Ve gördüğünüz gibi konumu sabitlenmiş. Z indeksi ise 10 olarak belirlenmiş. Yani bu kutucuk birçok şeyin üzerinde gözükecektir. Yakınlaştırma düğmesinin z indeks değerine bakarsak bu da 2'ymiş. Yani bu durumda bu düğme kutucuğun altında kalacak. Biraz şu tarafa doğru kaydıralım ve bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi kutucuk çıktı ve yakınlaştırma düğmesinin üstünde gözüküyor. Çünkü onun z indeks değeri 4 iken yakınlaştırma düğmesinin z indeks değeri 2. Google haritalar haritalardaki konumları yerleştirebilmek ve üzerlerindeki kontrolleri sıralayabilmek için CSS konumlandırma ve z indeksten epeyce yararlanır. Ayrıca başka CSS özellikleri ve JavaScript de kullanılır. Artık sizlerin de şu ana kadar gösterdiklerimizden çok daha farklı olan web sitelerini gördüğünüzde bunların nasıl yapıldığını anlayabilecek olmanız ne kadar güzel bir şey, öyle değil mi? İşte bu CSS'in gücü.